Evet arkadaşlar, bir yıl geçtikten sonra Ford'u aldıktan bir yıl geçtikten sonra şimdi Ford ve Tesla'yı kafa kafaya kıyaslamaya çalışacağım. Bir yıl sonra ne düşünüyorum? Ford'dan memnun muyum? İyi ki aldım mı diyorum? Yoksa lanet olsun mu diyorum? Tesla ile alakalı da aynı şekilde tüm artı ve eksi taraflarını anlatmaya çalışacağım. Şimdi Ford'dan başlayacağım. Ford'u aldığımda İlk video çekmiştim hatırlarsanız size kötü yanlarını bir sürü göstermiştim. İşte aynı body'yi kullanmışlar. Hala orada benzin kapağı var. Burada şu su var, bu su var falan filan gibisinden. Hayal kırıklığı yaşamıştım birçok konuda. Aradan 3-5 ay geçti, 10 ay geçti. Şu an işte bir yıl oldu. Tam bir yıl önce bu arabayı aldım. Bir yıl sonra ki fikrim gerçekten hani iyi ki almışım dedim. Sebebi şu. Birkaç problem yaşadım şu ana kadar. Onlardan bahsedeceğim. Daha sonra niye memnun kaldığımı anlatacağım overall'da. Zaten araba 3 yıl garantisi var şu an. Araba daha alalı 1 yıl oldu. Şu ana kadar 2 tane büyük problem yaşadım. Problemlerin bir tanesi küçük olanı. Büyük bir radyo ekranı var bildiğiniz gibi ana konsolda. Normalde seyahat ederken telefonum falan her şeyim oraya bağlı. GPS falan açıktı. Yolda devam ederken bir anda ekran karardı. Telefon disconnect oldu. Ondan sonra ekran tekrar açtı falan filan. Ne olduğunu ben tam anlamadım. Bir defa oldu bu olay. Ya bu aslında bir problem. Yani bunun software problemi de çok büyük ihtimalle. Ama bu bir problem. Bunu yaşadım. İkincisi çok büyük bir problem. Onu birkaç defa yaşadım. Şimdi böyle iki şeritli hani iki şerit burada iki şeritli burada olan yolların ortasında böyle bir ağaçların ekildiği falan filan bir kısım olur. Bu şeritten iki şeridin ortasına geçtim. Oradan bu tarafa doğru dönmeye çalışıyorum. Tabii sağ tarafımda arabalar geliyor. Ben sağ tarafındaki arabalara bakarken işte bir 10-15 saniye orada bekledim. O sonra yol temiz olunca dönmeye çalıştım. Gaza bastım. Araba gitmiyor. Araba kendini hemen parka almış. Yani çok garip bir şekilde. Daha sonra ben hemen tekrar drive'a aldım vitesi. O zaman tekrar sağa baktım 2-3 saniye araba var mı yok mu? Tam o arada yani 5 saniye geçmedi. Tekrar gaza bastım. Baktım yine park almış. Yine drive aldım. Yine baktım sağıma soluma. Yine gaza bastım. Yani öyle 4-5 defa bastım. İşte gaza basıyorum. Drive alıyorum. Gitmiyor. Parka almış falan. Yolun ortasında kaldım bildiğiniz böyle. Tamam mı? Yani çok tehlikeli bir durumda aslında. Çünkü yolun ortasındasın. Yani birisi gelip sana çarpma ihtimali de var. Ama o kadar hani yoğun bir yer olmadığı için çok şükür bir şey olmadı. Ve bir iki defa daha yolda değişik yerlerde buna benzer şeyler oldu vitesle alakalı. Ama son 2-3 aydan beri hiç olmadı. Yani en büyük yaşadığım problem o vitesle alakalı bir problemdi. Onu şimdi dealer'a gideceğim söyleyeceğim ama çok zaman olmadı. Dediğim gibi under warranty olduğu için yani bir problem olacağını düşünmüyorum. Gidip onun artık yazılımla alakalı bir problem vardır. Onları değiştireceklerini ümit ediyorum. Onun haricinde bir tane daha problemim oldu. Arabayı genelde ben evde şarj ediyorum. Çünkü şehir içerisinde kullandığım için akşamları geliyorum. Neyse öğleden sonra evime geldikten sonra geliyorum. Şurada hemen plağımı alıyorum, takıyorum. Yani dışarıda çok şarj etmiyorum. Şu ana kadar 2-3 defa dışarıda şarj etmem gerekti. İki tanesinde daha önceki videolarda anlattım zaten. Bir dealer'a gittim. Dealer'da şarj ettim. Biraz yavaş şarj ediyordu ama adam free charge ettirmişlerdi falan böyle. Neyse bir tanesinde public yani böyle tüm elektrikli arabaların şarj edildiği public istasyonlar var. Paranı ödüyorsun normal benzin alır gibi. Elektriğin parasını önce ödüyorsun kredi kartından. Ondan sonra şarj ediyorsun. Gittim bir tane istasyona. 5 tane ya da 6 tane şarj istasyonu vardı böyle kocaman kocaman buzdolabı kadar yapmışlar büyük büyük. Girdim işte 3 tanesi boştu galiba. Girdim bir tanesine taktım şarj olmuyor. İkincisine de taktım şarj olmuyor. Üçüncüsüne taktım şarj olmuyor. Meğerse üçü de bozukmuş. Diğer ikisi var. Onlar da zaten insanlar şarj ediyorlardı. Ve sıraya girmişlerdi falan. Yani meğerse 5 tanesinden 3 tanesi bozukmuş. 2 tanesi çalışıyormuş. Neyse sıraya girdim falan filan. Yaklaşık yarım saatten fazla orada sırada bekledim. Sadece arabayı şarj etmek için. Ve çok büyük hani işim var. İşe gitmem lazım. Bir yere gitmem lazım.
Yani insan sadece canı sıkılıyor. Yani o yarım saatin gitmesinden ziyade insanın canını sıkıyor. Bunu yaşadım. Bu da en büyük problem. Yani bu sadece Ford'un değil tabii ki, elektrik istasyonlarının sıkıntısı. Şimdi iki tür elektrik şarj istasyonları var. Bir tanesi Tesla'lar için. Tesla'nın kendine ait özel şarj istasyonları var. Sadece Tesla'lar orada şarj edebiliyor. Ve diğer şarj istasyonları var. Ve tüm diğer arabalar, BMW, Audi, Porsche, Ferrari, aklına gelecek tüm arabalar, Nissan, hepsini şarj ettiği istasyon da orası. Ve bunlar çok aşırı yaygın değil, sıkıntı. Ve olan yerlerde de birçoğu yavaş şarj ediyor, bozuk. Yani şarj istasyonu gerçekten çok büyük sıkıntı. Diğer elektrik arabalar için, Tesla haricindeki arabalar için. O nedenle o bir hayal kırıklığıydı. Hani genel elektrik arabalar anlamı. Sadece Ford'a özgü bir şey değil bu tabii ki. Velhasılı kelam, hani artıların eksilerini düşündükten sonra, bir yıl eksperiment ettikten sonra gerçekten iyi ki almışım dedim. Çünkü aldığımda 126 mil gittiğini söylüyordu web sitesi bir şarjla, ama şu an 140-150 arasında gidiyor. Şu an havalar biraz soğudu, serinledi. O yüzden 140'lar civarında. Ama havalar ısınınca 150 mil civarında gidiyor. Gayet güzel. Hani ben dediğim gibi bu arabayla sadece şehir içerisinde iş yaptığım için, şehirler arası gitmediğim için benim işim çok rahat görüyor. Ama farklı durumlardaki insanlar için aynı şey, experience olmayabilir. Tabii adam şehir dışına gitmek zorundadır ve gidemiyordur. Sıkıntı olabilir. Ama benim durumumda çok iyi çalıştı. Ve daha önce anlattığım gibi bunun başka bir modeline sipariş verdim birkaç ay önce. Yüksek tavanlısını. Bundan yaklaşık şöyle 30-40 santim daha yüksek tavanlı bir tane modeli var. Onu sipariş verdim. Ve birazcık daha uzun. 30-40 santim arkaya doğru uzun. Onun haricinde her şey aynı. Tamamen aynı araba. Sadece rengini falan filan farklı aldım tabii. Farklı bir renkte aldım. Gelin zaten onu size göstereceğim. 2-3 ay oldu. 2-3 ayda hala üretim bandına sokamadılar arabayı. Sürekli bana Ford e-mail gönderiyor. Arabanız üretime başlayamadı. Çünkü malzeme tedarikinden dolayı, yedek parça şu bu tedarikinde sıkıntımız hala var. Hala bu sıkıntılar devam ettiği için arabanız hala üretime sokamadık. Ama biz sizi update edeceğiz de sürekli bana mailler geliyor. Velhasılı kelam, uzun lafın kısası, yeni modelini, uzun yüksek modeline sipariş verdim birkaç ay önce. Ümit ediyorum önümüzdeki 3-5 ay içerisinde teslim edilecek. O zaman size onunla alakalı zaten video çekeceğim. Şimdi genel anlamda söylemek gerekirse, bir yıl sonra Ford'dan gerçekten çok memnunum. Yol tutuşu harika. Bir sürü içerisinde malzemeyle, yükle, belki 1 tona yakın malzemeyle uzun mesafelere gittim geldim. 50 millik, 30 millik mesafelere gittim geldim. Çekişinde, sürüşünde, hiçbir şeyinde en ufak bir farklılık yok. Gayet atik, gaza bastığınız an araba zıplıyor ileri doğru. Öyle gazardaki gibi ses çıkarıp ondan sonra yavaş yavaş hareket etme değil. Aynı anda. Yani normal küçük bir araba sürer misiniz gibi araba zıplıyor böyle. Yani müthiş derecede memnunum arabadan. Yani gerçekten elektrikli araba her şeyi değiştiriyor ve yani değiştirdi. Benim kafamda artık elektrikli haricinde bir araba sürmek gerçekten çok zor. Alıştıktan sonra çok zor. Şimdi ben iki araba, ikisi de elektrikli. Başka arabalar sürdüğüm zaman, yeni aldığım RV'yi sürüyorsun mesela. Araba aşırı hantal, aşırı ağır. Ha, tabii o araba farklı bir araba. Tabii çok büyük bir araba. Orası ayrı bir şey ama. Mesela Honda'yı sürdüm daha dün. Yani elektrikli araba olmayınca gerçekten o zevk şey yapmıyor size, artık vermiyor. Çok zor böyle sürmesi. Gaza basıyorsun, gitmiyor. Ani hareketler yapmıyor. Bu arabalar çok farklı. Overall'da dediğim gibi memnunum. İyi ki de almışım. O nedenle de yüksek tavanlısını aldım. Onu bekliyorum. O da gelince video çekeceğim. Şimdi Tesla'ya dönelim. Tesla'yı alalı 1,5 yıl oldu. Yani hani avantaj dezavantajından bahsetmeye çalışacağım. Ama dezavantajı gerçekten hiç yok. Yani aldığımda 300 mil gidiyordu bir şarjla. Şimdi hala 300 mil gidiyor. Hep burada şarj ediyorum. Dışarıda 20-30 defa şarj ettim. Çünkü uzak yollara gittim. Tampa'ya gittim birkaç defa. Gainesville'e gittim. Tallahassee'ye gittim. Atlanta'ya gittim. Miami'ye gittim. Orlando'ya gittim. Defaatle gittim buralara.
Dediğim gibi çoğu yere zaten bir şarjla gidiyorsun. Ondan sonra orada şarj ediyorsun. Tekrar gelişte bir kere daha şarj ediyorsun falan. Şarjları çok hızlı. Her yerde şarj aletleri var. Sıra bekleme gibi derdin yok. Çünkü bir şarj istasyonunda en az 10 tane şarj makinesi var. Ve %80'i 70'i genelde available oluyor. Ve takıyorsunuz hemen 10-15 dakika içerisinde şarjınız bitmiş oluyor. Zaten siz arabadan inip orada bir store'dan kola mola gazoz ne bileyim kahve çay kahve yani alıp gelinceye kadar ya da tuvalete gidip gelinceye kadar zaten arabanız şarj olmuş oluyor ve binip devam ediyorsunuz. Yol tutuşu harika, torku çok harika, konforu, otopilot özelliği. Yani şu ana kadar dediğim gibi hani benim hani şurası kötü, şurası şu hatayı veriyor dediğim hiçbir özelliği olmadı. Çok şükür. Yani bir buçuk yıl oldu dediğim gibi. Hiçbir bakım yapmadım. Yağını, suyunu hiçbir şeyini değiştirmiyorum. Arabayı şarj ediyorum, sürüyorum. Şarj ediyorum, sürüyorum. Yani %100 memnunum Tesla'dan. Yani Ford'dan da %80-90 anlamında memnunum. Yani ben %80-90 çok yüksek bir oran. Çünkü aldığımda hayal kırıklığıyla biraz almıştım. Ve bu kadar memnun kalacağımı düşünmüyordum. Günün sonunda Ford'dan da çok memnunum. Tesla'dan da çok çok memnunum. Yani elektrikli arabalar overall'da galiba anladığım kadarıyla güzel deal'lar olduğu için yani güzel sürüş konforudur, rahatlığıdır işte benzin almıyorsunuz oradan zaten bir sürü para save ediyorsunuz falan. Genel anlamda düşündüğünüz zaman gerçekten çok artılar olan arabalar. İkisinden de çok memnunum. Neyse dediğim gibi Ford'un yenisi geldiği zaman orada video çekeceğim size. Burada yani elektrikli arabadan gerçekten çok çok memnunum her ikisinden de. Tavsiye ederim eğer Amerika'da yaşıyorsanız Türkiye'de biraz pahalıdır. Yani alma ihtimaliniz çok düşük ama eğer Avrupa'da ya da Amerika'da yaşıyorsanız alma ihtimaliniz varsa eğer elektrikli mi alayım, gazlı mı alayım diyorsanız ben kesinlikle ve kesinlikle elektrikli arabayı tavsiye ediyorum. Zaten fiyatları artık çok uçuk değil. Yani bunun aynısı zaten gazlısı 50 bin dolar ya da 45 bin dolar. Ben bunu 50'ye aldım. Aynı fiyat yani aşağı yukarı kafa kafaya aynı. Şu an Tesla'lar işte 40-50 bin dolar civarı. Zaten bu ayarda bir araba alsanız yine fiyat 40-50 bin dolar civarı zaten. Hani belki 3-5 bin dolar oynuyordur, oynamıyordur fiyat anlamında. Hani 40-50 bin dolar verecek paranız varsa benzinli araba alacaksanız bence kesinlikle hani illa Tesla değil. Şu an her markanın aşağı yukarı elektrikli arabası var. Hyundai'nin var, Kia'nın var, Mercedes'in var, BMW'nin var. Aklına gelecek hemen hemen her markanın şu an elektrikli arabası var piyasada ve hani bir sürü var. Tavsiye ederim kısacası. Neyse gençler kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle diyelim ve burada videomuzu sonlandıralım.